Türk tarihinde önemli yer bulan okçuluk günümüzde Kemenkeş Okçuluk Enstitüsü tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Çeşitli organizasyonlarla okçuluğu tanıtan Kemenkeş Okçuluk Enstitüsü bu kez İngiliz Atlı Okçuluk Derneği kurucusu Neil Payne'i ayarladı. Kemenkeş Okçuluk Enstitüsü Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Ok ve at Türklerin ayrılmaz parçası olmuştur. Tarih boyunca ata iyi binmek ve oku iyi kullanmak Türklere birçok zafer kazandırmıştır. Ancak ateşli silahların çıkmasıyla ok kullanma geri plana itilmiştir. Zamanla askeri birliklerden okçuluk sınıfı çıkartılmıştır. Hem Türk-Osmanlı atlı okçuluğu konusunda bütün dünyanın ilgisi ve odağı halinde. Birçok kişi araştırma yapıyor, birçok Türk olmayan kişiler bu okçuluğu gerçekleştiriyorlar, yapıyorlar. Fakat maalesef bizler buna yabancıydık şimdiye kadar. Kemenkeş Okçuluk Enstitüsü zamanla kaybolmuş okçuluğu tekrar spor olarak yaşatmak istiyor. Enstitü tarafından tanıtım amaçlı çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Böylelikle atalarımızın çok iyi kullandıkları at ve ok sevgisi aşılanmaya çalışılıyor. Hedeflerimiz zaten bu sporu ihya etmek. Yani bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Neden? Ya ihmal yani sanırım. Yani bir şekilde ilgi kaybolmuş, ilgi yok olmuş, ilgilenen kimse olmamış. Türk okçuluğu tarih boyunca başka milletlerden hep takdir almış. Türklerin ata binişteki ustalıkları, ok atmaktaki maharetleri günümüze kadar gelmiş. İngiliz Okçuluk Derneği kurucusu Neil Payne, Türk okçuluğunu öğrenmek için Türkiye'ye geldi. Çok zor değil ama biraz pratik yapmak lazım. Onun için yani bir sene, iki sene devamlı pratik yapıyorum. Onun için Türkiye'ye geldim. Arkadaşlarımdan bir şey öğrenmek için. Payne, Türklerin özellikle Osmanlı dönemindeki okçuluğunu çok beğeniyor. Herkes biliyor dünyada ve tarihten en iyi okçular Türkler. Onun için biz her zaman Türkiye ve Osmanlı tarihe bakıyoruz bir şey öğrenmek için. Organizasyonlarda Osmanlı süvarisinin giysileri giyiliyor. Oklar ve yaylar Osmanlı'da kullanılanlarla aynı. Atlar ok sesine alışık olmadığı için ilk önce alıştırmaları yapılıyor. Oku neden yarattınız? Şimdi bu atadan ilk defa bilmiyorum. O açıdan okun ne olduğunu, yayın ne olduğunu bilmiyorum. Yavaş yavaş öğretiyoruz. Yere atıyoruz oku mesela. Sese alışıyor, oka alışıyor. Ondan sonra attıktan sonra böyle aferin diyoruz. Yani okun kötü bir şey olmadığını burada anlıyor zaten. Okçu olmak öyle kolay değil. Yorucu olduğu kadar sabır da istiyor. Peki okçuluk yapmak isteyenler nereye başvuracak? Bizimle irtibat kuracak ilk önce. Kemenkeş.com sitesinden girebilirler. Bize e-mail atabilirler. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum diye. İlk önce okçuluk eğitimi vereceğiz. Binicilik eğitimi farklı yerlerde olabiliyor. Atlı kulüplerde oluyor. Mesela burası, mesela Göçmen's Ranch. Orada o konuda yardımcı olabiliriz. Ama şunu söylemem gerekiyor ki uzun diyor. Yani 3 ayda ben bunu yaparım diye bir şey yok. Kemenkeş Okçuluk Derneği'nin hedefi Türk okçuluğunun tekrar dünyaya tanıtılması. Gelecekte de dünyanın önemli okçularını ağırlamayı hedefliyorlar.